Merhaba. Bu dersimizde size aterosklerozdan bahsetmek istiyorum. E, zaman kazanmak için önceden biraz çizim yaptım ben. Önce başlamamın sebebi çizimlerin iyi olmasını istemem. Çünkü çizimler iyi olursa gerçekten de önemli olan detayları daha iyi görüp konuyu da daha iyi anlayacaksınız. Bakın sol üstte küçük bir damar resmi görüyorsunuz. Damarlarda üç katman bulunur. Burası lümen. Burası da kan damarının dışı. Beyaz kare ile işaretlediğim kısmı diğer çizimde daha büyük olarak görebilirsiniz. Burası lümen, burası da kan damarının dışı. Evet, damarlarda üç katman bulunur demiştik. Buradaki damar orta boy ya da büyük bir damar. Hemen not edeyim ki bu videoda bahsedeceğimiz damarların orta boy ya da büyük damarlar olduğunu aklımızdan çıkarmayalım. Bunun önemli olmasının sebebi ise burada gördüğünüz küçük yeşil spiraller. Spiral şeklinde çizdiğim bu şeyler elastin adı verilen proteinler. Evet, içlerinde elastin olan bu damarlar yani orta ve büyük damarlar dersimizin de konusu olan ateroskleroza daha yatkın damarlardır. İşte bu yüzden bahsedeceğimiz damarların ateroskleroza daha yatkın olan orta boy ve büyük damarlar olduklarını aklınızdan çıkarmayın. Şimdi hemen ufak bir tekrar yapalım ve damarların katmanlarından kısaca bahsedelim. İç katmana tunika intima adı verilir. Tunika için kısaca T yazalım. Kırmızıyla gösterdiğimiz tunika media yani orta katman, dışta ise tunika externa yer alır. Tunika externadan zaman zaman Tunika adventitia olarak bahsedildiğini de duyabilirsiniz. Damarların katmanlarını kısaca hatırladıktan sonra hemen devam ediyoruz. Aterosklerozun nasıl ortaya çıktığından bahsedelim. Ha bu arada bu rahatsızlığın milyonlarca insanı etkilediğini de bilmelisiniz. Ateroskleroz videonun başında da belirttiğim gibi orta boy ve büyük damarlara etkiler bahsettiğim damarlar çapları 1 mm ile 25 mm arasında değişen ve gözlerimizle görebileceğimiz damarlardır. Örnek olarak en büyük atar damarımız olan aortu ya da kolumuzda uzanan kol atar damarını verebiliriz. Orta boy ya da büyük olarak nitelendirebileceğimiz damarların aterosklerozdan etkilendikleri konusunda anlaştıysak, hadi hemen Aterosklerozun nasıl ortaya çıktığına geçelim. Aterosklerozun ilk aşaması bir tahriş edici maddenin ortaya çıkmasıdır. Tahriş edici maddenin ne olabileceğini merak ediyorsanız bu mesela sigara dumanının içinde bulunan bir toksin olabilir. Kırmızıyla çizelim. Evet. Şimdi bu tahriş edici maddenin kan damarlarımızın içinde yüzdüğünü düşünelim. Buraya hemen sigara içmeyi not ediyorum. Ya da kandaki lipit oranının yüksek olması yani hiperlipidemi olabilir. Lipit derken yağ ve kolesterolden bahsettiğimi bilmelisiniz. Bunları da sarı damlacıklar olarak çizeceğim. <laughs> Nedense yağların hep sarı olduklarını düşünmüşümdür. Not edelim. LDL. LDL bir proteindir. Açılımı ise düşük yoğunluklu lipoproteindir. LDL kanımızda yağ ve kolesterolü taşıyan proteindir. Evet, kanımızdaki yani damarlarımızdaki LDL oranı da yüksek olabilir ve bu da bir tahriş edicidir. Buna ek olarak yüksek tansiyon da tahriş edici etkenler arasında bulunur. Bunların herhangi biri yani Hiperlipidemi, sigara içmek, yüksek kan basıncı ya da yüksek tansiyon tahriş edici olabilir. Tahriş edicileri de gördükten sonra şimdi tahriş olanın ne olduğuna geçelim. Tahriş olan tunika intima'nın iç kısmında yer alan hücre tabakasıdır. İşte buradaki hücrelerden bahsediyorum. Bu hücreler endotel yani iç zar hücreleridir. Bu hücreler tahriş edicilerle karşılaştıklarında sizin de tahmin edeceğiniz gibi tahriş olurlar. Tahriş olduklarını göstermek için asık suratlar çiziyorum. Buraya LDL yüzünden, buraya da yüksek tansiyon yüzünden tahriş olmuş asık suratlar çizelim. Bu hücrelerin hemen gerisinde de bir tabaka var. Burası da bazal zar. Ama tahriş olan endotel hücreler olduğunun bir kere daha üzerinden geçmek isterim. İkinci aşamayı da endotel hasarı olarak belirtelim. Endotel hücreler hasar gördüklerinde fonksiyonları bozulur ve görevlerini yerine getirememeye başlarlar. Biraz daha ayrıntı verecek olursam endotel hücreler bir bariyer görevi görürler öyle değil mi? Damarın içinden geçen şeylerle damar duvarı arasında bir bariyer. Damardan geçen molekül ya da diğer hücrelerin karşılaşacakları ilk hücrelerdir. Bu yüzden endotel hasarı da bu bariyerin bozulması anlamına gelir. Şimdi şunlardan bir kısmını silip biraz yer açayım. LDL'nin düşük yoğunluklu lipoprotein olduğunu öğrendiğimize göre bunu silebiliriz. Ee, yüksek tansiyonu göstermek için kullandığım beyaz okları da siliyorum. Sigara dumanından kaynaklanan toksini de. HDL'yi biraz daha burada tutacağım. Nedenini az sonra göreceksiniz. Az önce de bahsettiğim gibi burada tahriş oldukları için mutsuz olan hücrelerimiz vardı ve bozulmaya başlamışlardı öyle değil mi? Hı. Hmm, çok fazla silmişim. <laughs> Bir kısmını yeniden çizelim. Evet hücreler hasar gördükçe buna benzeyen bir manzara ile karşılaşırız. Hücreler arasındaki bağlantılar ayrılmaya başlar ve bu şekilde bir geçit oluşur. Bu kısımda da hücreler var ama artık geçiş serbest. Buradan geçen şeylerden biri de az önce silmediğim LDL Söz konusu olan tahriş edici, yani endotel hasarına yol açan madde, sigara dumanından gelen bir toksin olsa bile, aterosklerozun üçüncü aşamasında LDL, tunika intima'ya, yani iç katmana giriş yapar. Evet, LDL buradan buraya geçmeye başlar. Bunların LDL olduklarını da not edelim. Beraberlerinde yağ ve kolesterol getiren bu küçük LDL molekülleri artık iç katmandalar. Şuraları da mavi ile boyayayım ki buranın iç katman olduğu iyice anlaşılsın. Şimdi üçüncü aşamada ne oluyormuş? LDL le iç katmana giriyormuş. Dördüncü aşamada ise işler biraz garipleşmeye başlıyor. Bağışıklık sistemimizde makrofaj adı verilen hücreler olduğunu biliyorsunuz değil mi? Makrofajları da şu şekilde biraz da komik olarak çizeceğim. Makrofajların kocaman ağızları vardır. Aslına bakarsanız makrofaj kelime anlamı olarak da büyük yiyici anlamına gelir. Makrofajlar aynen birer polis memuru gibi işlerin yolunda olduğundan emin olmak için kan dolaşımında bulunurlar. Burayı gördüklerinde ise bir şeylerin yanlış olduğunu anlar. LDL'leri gördüklerinde de onları takibe başlarlar ve onlar da damar duvarının içine girerler. Duvar bayağı kalabalıklaştı, değil mi? LDL'ler var, makrofajlar var. Buraya birkaç tane de makrofaj çizeyim. Ölçekli bir çizim olmadı çünkü makrofajlar bundan büyük ama olsun. Büyük yiyiciler olan makrofajlar duvarın içine girdikten sonra buradaki yağları yutmaya başlarlar. Bunu da çizmeye çalışayım. Çok kolay olmayacak ama makrofajlar işte bu şekilde Yağları yutup LDL ile dolmaya başlarlar. İçinde yağ olan makrofajları mikroskop altında inceleyecek olursak nasıl görünür dersiniz? Şimdi biraz hayal gücünüzü kullanın. Denizde gördüğünüz köpükler var ya. Evet. Makrofajları mikroskop altına koyarsak köpüğe benzeyen bir şeyler görürüz. Çok da haksız bir benzetme sayılmaz. Çok fazla LDL yiyerek ölen bu hücrelerin öldüklerini göstermek için gözlerini çarpı işareti olarak çizeyim. Bu hücrelere köpük hücreleri adı verilir. Not ediyorum. Köpük hücre. Tüm bunlar olduktan sonra iç katmanı inceleyelim. Bu arada olayın en önemli kısmına geldik. İç katmanı işaretliyorum çünkü şu an ana sahnede o var. LDL yiyerek ölen ve köpük hücrelere dönüşen makrofajların hepsi artık burada bu yağ gölünün ortasında. Dördüncü aşamada makrofajlar vardı. Unutmadan hemen yazalım. Makrofajlar ve iç katmandaki köpük hücreler. Devam edelim. Tüm bunlar olduktan sonra iç katman aynen şuna benzer. Burayı biraz temizleyeyim. Her şey üst üste gelmeye başladı. Evet, LDL'yi artık silebilirim ne de olsa kandaki LDL'nin artık iç katmanda olduğunu biliyoruz. Buradaki küçük LDL molekülleri birleşerek az önce bahsettiğim yağ gölünü oluşturmaya başlarlar. Bir yağ gölünü gözünüzün önüne getirmeye çalışır mısınız? Ne kadar da mide bulandırıcı bir şey öyle değil mi? Ee, şu şekilde çizeceğim. Evet, yağdan oluşan ve iç katmanda bulunan bir gölcük. Buradaki makrofajı da öldürelim ve bir köpük hücresi daha elde edelim. Gördüğünüz gibi iç katmanda bir yağ gölü ve köpük hücreleri var. Eğer bu damarı kesecek olursanız ne olur dersiniz? Ne demek istediğimi daha iyi anlamanız için yeni bir çizim yapacağım. Evet, bir bıçak alıp bu damarı kesersek böyle kocaman yağdan oluşan bir çizgi görürüz. Bu çizgi size az önce gösterdiğim yağ gölü. Ama şu anda damara yandan bakıyoruz. Bu çizgiye yağlı çizgi adı verilir. Ateroskleroz ortaya çıkıp da bu aşamalara geldiyse bir damarı kesince buna benzeyen bir görüntüyle karşılaşırız. Bu sayede ateroskleroz konusunun ortasına gelmiş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.